Sayfa 139'a hep birlikte bakalım. Evet. Çocuklar, bizler şimdi sütun grafiğini öğreneceğiz. Verilen yatay ve dikey üzerinde dikdörtgensel bölgeler yardımıyla gösterilen grafik türüne ben sütun grafiği diyorum. Sütun grafiği çizerken dikkat edilmesi gerekenlerden bazıları şunlar. Bir grafiğin adı olmalı, yatay ve dikey eksenler isimlendirilmeli, sütunların genişlikleri aynı olmalı, sütunlar arasında eşit uzaklık bırakılmalı ve sayı değerleri eşit miktarda olmalıdır. Bakın yanında 5. sınıflarda bulunan bir öğrenci sayısı var. Öğrenci sayılarını yazmış 5, 10, 15, 20, 25 ve sınıflar var. Buradan anlıyorum ki 5A'da 15, 5B'de 20, 5C'de 15 ve 5D'de 10 kişi varmış. Hemen devam edelim. Sınıf başkanlığı seçiminde alınan oylar. Ali 5, Kerim 7, Oya 4, Rüya 3. Sizce en az kim oy almış? Tabii ki de Rüya. En çok oy alan ise Kerim'dir. Bakın ona göre burada hemen bir tane sütun grafiği oluşturdum. Aldıkları oylar Ali'nin 5, Kerim'in 7, Oya'nın 4, Rüya'nın 3. Sizin de bu şekilde def kitabınıza yazmanızı rica ediyorum. Satılan arabalar var. Renkler mavi, siyah, gri, kırmızı. En az hangi araba satılmış? Tabii ki de mavi renk. En çok da satılan kırmızı renk. Bakın yazdım. Maviden 50, siyahtan 75, griden 150 ve kırmızıdan 225 tane araba satılmış. Sizler de kitaplarınızı lütfen bu şekilde yazalım. Aşağıda verilen grafiğe göre tabloyu doldurup soruları cevaplayalım. Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında satılan bilgisayar var. Nisan ayında 12, Mayıs ayında 10, Haziran'da 18 ve Temmuz ayında 16 tane çocuklar bilgisayar satılmış. Hemen bakalım. Nisan ayında 12, Mayıs ayında 10, Haziran ayında 18 ve Temmuz ayında çocuklar 16 tane bilgisayar satılmış. En çok hangi ayda satılmış? Görüyoruz. En çok Haziran ayında. En az hangi ayda satılmış? En az Mayıs ayında satılmış. Haziran ayındaki satışlarda Nisan ayına göre nasıl artış olmuş? Haziran ayında çocuklar 18 satılmış. Nisan ayında 12 satılmış. Tam 6 tane daha artış olmuş diyebilirim. Sayfa 140'a hemen bakalım. Aşağıda verilen grafiğe göre soruları cevaplayınız. Büfecinin bir haftalık kazancı, evet. Pazartesiden pazar gününe kadar büfecinin bir haftalık kazancı verilmiş. Yorumlayalım. Pazartesi 200, Salı 150, Çarşamba 300, Perşembe 400, Cuma 350, Cumartesi 200 ve Pazar günü 250 lira kazanmış. Kazancın en az olduğu gün hangisi? Bakın en az grafikte en az hangisi? Tabii ki de en az 150, yani en az Salı günü olmuş. Kazancın en çok olduğu gün hangisi çocuklar? En çok bakın kazancı Perşembe günü. Hafta içi elde edilen toplam kazanç kaç liradır? Hafta içi elde edilen toplam kazanç diyorsa hafta içi kaç günün var benim? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma var. Hemen onları çocuklar toplayalım. Pazartesi ne var? 200. Salı 150, Çarşamba 300, Perşembe 400 ve Cuma ne kadar var? 350. Ben bunların hepsini toplarsam çocuklar 1400 lira eder. Peki hafta sonu elde edilen, hafta sonu çok kolay, hemen cumartesi 200 var. Pazar kaç var çocuklar? Pazar günü de 250 var. 200, 250 daha ne eder evladım? 450 eder. Buradan bulabilirim. Hangi günlerdeki kazanç miktarı eşittir? Hangi günlerde eşit? Pazartesi ve cumartesi günleri, iki günde de 200 lira kazanılmış. Bir önceki güne göre kazancın arttığı günler hangisi? Tabii ki çarşamba da, salıya göre çarşamba da daha fazla. Çarşambaya göre Perşembe'de daha fazla ve cumartesi göre de pazarda daha fazladır. Bu şekilde de bir karşılaştırma yapabiliriz. Toplam kazanç kaç liradır? Tamamını toplarsam çocuklar, bunların hepsini toplayacağız. Hepsini tek tek topladığımda 1850 lira olduğunu bulacağım. Yan tarafa bakalım. Aşağıda verilen grafiğe göre ifadeleri doğru yanlış olarak değerlendirelim. Kantinde satılan simit sayısı. Evet, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında. Evet, Ekim ayında 380 tane simit satılmış. Ekim ayında 380 tane simit satılmış. Doğru mu? Hayır, yanlış.
Aralık ayında Ocak ayından daha fazla simit satılmış. Aralık'ta Ocak'tan daha fazla simit satılmış. Doğru. Eylül ayında 225'ten fazla simit satılmıştır. Eylül ayında 225'ten fazla simit satılmamış. Hayır, yanlış. En fazla Aralık ayında simit satılmıştır. Kesinlikle doğru. Bakın, en fazla Aralık ayında yüksek. En az Ekim ayında simit satılmıştır. En az Ekim ayında, evet, en düşük Ekim. Ocak ayında 450 simit satılmış. Ocak ayında 450 simit satılmış. Kesinlikle doğru. Kasım ve Ocak ayında aynı sayıda simit satılmıştır. Hayır, yanlış. Bir önceki aya göre Ocak ayında simit satışları azalmıştır. Evet, doğru. Ocak ayında simit satışları azalmış. Her ay simit satışları artmıştır. Hayır, yanlış. Bazı aylarda artmışken simit satışları, bazı aylarda azalmıştır. Evet çocuklar, şimdi hepimiz sayfa 141'deki teste bakalım. Birlikte bunu çözeceğiz. Aşağıdaki grafikte bir sınıftaki öğrencinin en sevdikleri meyve suyu çeşitleri verilmiştir. Grafiğe göre birinci ve ikinci soruları cevaplamamı istiyor. Sınıfta en çok sevilen meyve suyu çeşidi hangisidir? Vişne suyu, portakal suyu, kayısı suyu ve şeftali suyu var. En çok sevilen sizce hangisi? En yüksek olan portakal suyu. Vişne suyu ve kayısı suyu sevenlerin toplamı kaçtır? Vişne suyu sevenler çocuklar 12, kayısı suyu sevenler 4, 12, 4 daha ne kaç eder? 16 eder. Aşağıdaki grafikte bir oyuncakçıda bulunan oyuncak çeşitleri verilmiştir. Oyuncakçıdaki oyuncakların oyuncak sayısı: araba 15, bebek 30, top 20, uçak 5'tir. Oyuncakçıdaki araba ve uçak sayılarının toplamı, araba nedir? 15, uçak da 5'tir. 15, 5 daha kaç eder çocuklar? 20 edecektir. Dördüncüyü çözelim. Oyuncakçıdaki bebek sayısı top sayısından kaç fazladır? Bebek olan 30, top 20. 30, 20'den kaç fazladır çocuklar? 10 fazladır. Çıkartma işlemi yoluyla bulabilirim. Lütfen işlemlerimizi eksiksiz yapalım. Aşağıdaki grafikte bir mağazada aylara göre satılan gömlek sayıları verilmiştir. Ocak ayında 70, Şubat'ta 100, Mart ayında 80 gömlek satılmış. Hemen 5. ve 6. soruları buna göre cevaplamamı istiyor. Şubat ayında Mart ayından kaç fazla gömlek satılmış çocuklar? Şubat ayında 100, Mart'ta 80 satılmış. 180'den kaç fazladır? 20 fazladır. Hemen işaretleyebilirim. Devam edelim. 3 ayda toplam kaç gömlek satılmış? 70, 80 ve 100'ü topladığımda çocuklar 250 edecektir. 3 aydaki toplam sayısı olduğu için topluyorum. 250. İpeğin çözdüğü soru sayıları var burada. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma. Yukarıda verilen grafikte İpek'in hafta içinde çözdüğü soru sayıları gösterilmiştir. İpek'in en az soru çözdüğü gündeki soru ile en çok soru çözdüğü gündeki sorunun toplamı. En az hangi gün çözmüş çocuklar? En az 50 çözmüş. Pazartesi günü. En çok da 100 çözmüş. Toplam nedir? 50, 100 daha 150'dir. Bu şekilde toplama işlemi yapabilirim. Bir sonrakine bakalım. Sınıflardaki öğrenci sayıları var. Sınıflardaki öğrenci sayıları var. 4A 15, 4B 19, 4C 17 ve 4D 25. Arı İlkokulu'ndaki öğrencilerin 4. sınıf şubelerine dağılışı gösterilmiş. 4B sınıfındaki öğrenci sayısı 4C sınıfındakilerden kaç fazladır? 4B'de çocuklar 19 var. 4C'de 17 var. 19, 17'den 2 fazladır. Çıkarma işlemi yöntemiyle bu tip soruların cevabını bulabilirim. Çok kolay. Sadece dikkat etmeniz gereken grafikleri iyi okumak ve sütun grafiğinde hemen nerede başlıyor, bakın nerede bitiyor, bunları tek tek bu şekilde takip etmemiz gerekiyor. Evet, 9. soruda kaldık. 4 kardeşin kütleleri verilmiş. Ayça, Anıl, Akın ve Aslı'nın her birinin tek tek kütlesi yazıyor. Yukarıdaki sütun grafiğinde 4 kardeşin kütleleri gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? En çok kütlesi olan kim var çocuklar burada? En çok kütlesi olan Akın, en az kütlesi olan Aslı. Hangisi yanlıştır? En kilolu kardeş Akın'dır. Doğru mu? Evet, doğru. En zayıf kardeş Aslı'dır. Evet, doğru. Bakın, Aslı diğerlerinden daha az kilo, 51 kiloda. Anıl Ayça'dan 3 kilo zayıftır. Anıl 54 kilo, Ayça 57 kilo. Bu da doğru.
Anıl'dan 8 kilo daha ağırdır. Hayır, yanlış. Akın 60 kilo, Anıl 54 kilo. Yanlış. Cevap D. Evet çocuklar, şema ile veri düzenleme ne demek? Şimdi ona bakacağız. Ben bir şema yöntemiyle çocuklar, bir ağaç şeması yöntemiyle sınıflandırma yapacağım ve alt gruplarını ayırmak için de bir veri düzenleme yöntemi yapacağım. Sözel bilgileri bazen yorumlamak için verileri şema yöntemiyle düzenleyebiliriz. Biz nasıl fen bilgisi dersimizde bazen konuları anlayabilmek ya da bir tahtaya birçok şey sığdırabilmek için kavram haritası yapıyorsak, matematikte de bu var. Bakın onlar da fen bilgisinden bir örnek vermiş. Maddenin hallerini üçe ayırmış. Katı, sıvı ve gaz. Katıyı da tekrar bölmüş. Buz, kar. Sıvı nedir? Yağmur ve su. Gaz nedir? Hava ve su buharı. Bu şekilde bir şema yöntemiyle kullanabiliriz. Bakalım. Aşağıda verilen şemayı tamamlayalım. Mevsimleri dörde ayırmışız. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. İlkbahar mevsimi nedir çocuklar? Mart, Nisan ve Mayıs. Yaz nedir? Haziran, Temmuz ve Ağustos. Sonbahar nedir? Eylül, Ekim, Kasım. Kış da nedir? Aralık, Ocak ve Şubat'ta kış aylarıdır. Lütfen siz de bu şekilde kitaplarınıza yazmanızı rica ediyorum. Yukarıda verilen tabloda verilen bilgilere göre aşağıdaki şemayı tamamlayalım. Personel bay, buraya ne gelecek çocuklar? Bayan. Personel bay, gözlüklü, gözlüksüz, gözlüksüz, gözlüklü. Bu şekilde yazacağım. Baylardan gözlüklü 4'müş çocuklar. Gözlüksüz kaç kişi varmış? Bakın 7. Bayanlardan gözlüklü 6 kişi var. Gözlüksüz de 5 kişi varmış. Bana yukarıda verdiği tabloya göre bu tabloyu bu şekildeki verilen şemayı doldurmamı istemiş. Oldukça kolay. Zaten yukarıda yazıyor bakın. Hemen burada yapmam gereken bay gözlüklü 4, gözlüksüz 7, bayan gözlüklü 6, gözlüksüz 5. Yani tablo okumayı bilmem lazım. Bu benim için çok önemli. Lütfen dikkatle takip edin. Yukarıda verilen tabloya göre aşağıdaki şemayı tamamlayalım. 2 kişilik, 3 kişilik ve aile odası var. Bu bir otel odası çocuklar. Standart oda var. Doğru mu? Birini yazmış. Lüks oda var. Bir de ultra lüks odam var. Standart odam, bakın standart odam 2 kişilikte 18 kişi var. Standart odam 3 kişilikte 26 kişi var. Standart odam aile odasında da 12 kişilik var. Lüks odada çocuklar 3 kişilikte 12 var. 2 kişilikte 14 kişilik yer var. Lüks odada yine aile odasında çocuklar tam 7 kişilik yer olduğunu görüyoruz. Geldik ultra lüks odaya. Ultra lüks odada çocuklar aile odasında 2 kişilik yer var. Ultra lüks odada aile odasında tekrar bakıyorum 12 kişilik yer var. Ve 2 kişilik 10 kişilik yer var. 3 kişilik dedi 12 kişilik yer var. Aile odasında 2 kişilik yer var dedik. Bakalım. Paralar, kağıt paralar ve madeni paralar olmak üzere iki grupta incelenir. Evet, bunu biliyoruz. Kağıt paralar 5 lira, 10 lira, 20 lira, 25 lira, 100 lira ve 200 liradır. Madeni paralar 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 liradır. Yukarıda verilen verileri aşağıdaki şemada bir eşleştirelim. Bakın burada ne yazacak? Paralarımız. Kağıt paralar ve madeni paralar olarak ayıracağım. Kağıt paralar 200 lira, 100 lira, 50 lira, 20 lira, 10 lira, 5 lira. Ben şu an verileri sınıflandırıyorum şema yöntemiyle. Madeni paralar 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş. Bu şekilde yazdığım bilgileri çocuklar şema yöntemiyle veri olarak ben düzenledim. Bir sonraki sayfa 144'e bakalım. 144. Evet. Canlılara ayırmış çocuklar, mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar. Mantarlar, maya mantarları, küf mantarları, şapkalı mantarlar bu şekilde düzenlemiş. Bitkiler, çiçekli bitkiler, çiçeksiz bitkiler. Hayvanlar, omurgalı hayvanlar, omurgasız hayvanlar. Cevaplayalım. Canlıları kaç grubuma ayırmış çocuklar? Canlıları kaç gruba ayırmış?
Canlıları dört grubu ayırmış. Mantarlar, bitkiler, hayvanlar ve mikroskobik canlılar. Kaç çeşit mantar var? Bakın kaç çeşit var sayalım. Maya mantarı, küf mantarı, şapkalı mantar. Üç çeşit mantar var. Çiçeksiz bitkiler hangi canlı türüne girmiş? Çiçeksiz bitkiler, bitkiler canlı türüne gitmiş. Ben buna grafik okuma diyorum. Ama eminim ki sizler çok rahat anladınız. Çünkü aynısını ben zaten fen bilgisi dersinde yapıyorum. Otoparktaki araçlar benzinli, dizel, benzinli, dizel, benzinli, dizel demiş. Bir otoparktaki araçların dağılımını göstermiş. Buna göre soruları cevaplayalım. Kaç tane dizel otobüs var? Kaç tane dizel otobüs diyor çocuklar. Hangisi otobüs bunların? Bakın 20 tane dizel otobüs var. Araba, kamyon. Kaç tane benzinli otomobil var? Kaç tane benzinli otomobil var? 10 tane. Dizel otomobil sayısı. Bakın dizel otomobil sayısı 12. Tamam 12. Benzinli kamyonet sayısından ne kadar fazladır? Benzinli kamyonet 8. 12 8'den kaç fazla çocuklar? 4 fazladır. Kamyonet sayısı otobüs sayısından ne kadar fazladır? Kaç tane kamyonetim var benim? 26 tane kamyonetim var. Otobüsüm de 32 tane. Kaç tane fazla? 4. 22 tane, o da 26 tane, 4 tane fazla. Otoparktaki toplam araç sayısını soruyor. Hepsinde çocuklar toplamam gerekiyor. Topladığında 70 tane araç olduğunu göreceksiniz. Devam edelim. Evet, 5. sınıflarda 5A'da 14 kız, 13 erkek, 5B'de 9 erkek, 7 kız, 5C'de 8 kız, 5 erkek var. Buna göre sorularını cevaplayalım. Kaç tane 5. sınıf var çocuklar? Bakın 5A, 5B ve 5C olmak üzere 3 tane 5. sınıf var. 5B sınıfında kaç kız öğrenci var? 7 tane kız öğrenci var. 5C sınıfında kaç erkek öğrenci var? 5C sınıfında 5 tane erkek öğrenci var. 5A sınıfında kaç tane öğrenci var? 5A'da da toplam 14-13 daha 27 tane öğrenci olduğunu biliyorum. Devam edelim. Genel müdürlükte çocuklar, satış, servis ve yedek parçada çalışanlar, satış, sigorta, 2 kredi, 4 araç teslim, 3, kaporta, serviste kaporta 6, boya 8, elektronik 10, estetik 2, yedek parçada elektronik 8, plastik 2, çelik 3. Yukarıdaki şemada bir otomobil bayinin bünyesinde çalışan bölümler verilmiştir. Buna göre cevaplayalım. Servis bölümünde kaç kişi çalışıyor çocuklar? Hepsini topluyoruz. Bakın 6, 8 daha, 14, 10 daha, 24, 2 daha, 26. Araç teslim hangi bölümde? Hemen bakıyorum. Bakın araç teslim satış bölümünde. Kaç farklı bölüm var? Satış, servis, yedek parça 3. Satış bölümünde toplam kaç kişi var? Satış bölümünü toplayalım. 4, 3 daha, 7, 2 daha, 9. Plastik parçada kaç kişi çalışıyor? 2 kişi çalışıyor. Bakın burada 2 olarak gördüm zaten ben onu. Evet çocuklar, sayfa 145 ve 146 biraz önce işlediğimiz şema veri düzenleme ile ilgiliydi. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok kolay bir test. Şimdi hep birlikte sayfa 147'ye bakalım. Grafiğe göre soruları cevaplama var. Buradaki grafiğe göre soruları cevaplayalım. Grafiğe göre soruları cevaplarken şeklin veya nesnenin temsil ettiği sayılara dikkat etmem lazım. Bakın burada grafik var ama gördüğüm kadarıyla da tabii ki nesneler var. Bakın grafiğin adı ormandaki ağaç çeşitleri. Bu ormanda gürgen, kavak, kestane ve çam olmak üzere 4 çeşit ağaç varmış. Gürgenden 20, kavaktan 60, kestaneden 60, çamdan da 100 tane ağaç var. Ormanda kaç tane kavak ağacı var çocuklar? 60 tane. Kaç çeşit ağaç var? 4. Toplam kaç ağaç var? Hepsini toplarsam 200. Her bir nesne burada 20 ağacı gösteriyor çocuklar. Bakın her bir nesne 20 ağaç. 20 gürgen, 20, 20, 20. 60 tane kavak. Kestanelerden de tam 60 tane var. Yani 20 burada, 20 burada, 20. 60 tane de kestane var. Çamlardan da tekrar aynı şekilde sayarsam 20, 20, 20, 20 ve 20. Tam tamına 5 tane 20 nedir o zaman? 100 tane de burada çam var diyebilirim. Devam edelim.
Bir bahçede yetiştirilen sebzeler ile ilgili nesne grafiği verilmiştir. Süper. Bu bahçede biber, lahana, patlıcan ve pırasa yetiştiriliyor. İlgili nesneler verilmiş. Ben de bunu şimdi hep birlikte sizlerle yorumlayalım. Birazcık daha yaklaştırayım, sizler de görün. Her nesne 4 kilogram sebzeyi gösteriyorsa eğer, her neyse bakın, hepsi 4'ü gösteriyorsa, 4, 8 burada neye geliyor? 12, lahana. 4, 8, 12, 16, 20, lahana 20, biber 12 idi. Patlıcan 8, pırasa da 12. Şimdi ben tekrar bunlara devam edeyim. Her nesne 4 kilogram sebzeyi gösteriyorsa, bahçede en az hangi ürün yetişmiş çocuklar? En az yetiştirilen patlıcan. Hangi ürünler aynı miktarda yetiştirilmiş? Biber ve pırasa. Bakın ikisi de 12 yetiştirilmiş. Lahana kaç kilo yetiştirilmiş? Lahana 20 kilogram lahana yetiştirilmiş. Biber patlıcandan kaç kilo fazla? Biber 12, patlıcan 8. 12 8'den 4 kilo fazladır. Bu şekilde yazabilirim. Evet. Hemen devam edelim. Bir sınıftaki dört arkadaşın topladıkları pul sayılarını gösteren şekil grafiği aşağıda verilmiştir. Lale, Ege, Alev ve Nail'in pul şekil grafiği verilmiş. Hemen cevaplayalım. Lale, Ege, Alev ve Nail. La her şekil 5 pulu gösteriyorsa çocuklar bakın. 5, 10, 15 pulu var Lale'nin. 5 tane Ege'nin. 5, 10, 15, 25, 30 tane Alev'in. 5, 10, 15, 20 tane de Nail'in var. En az pulu hangi öğrenci toplamış? Ege. En fazla pulu hangi öğrenci toplamış? Alev. Alev kaç pul toplamış? 30. Lale, Ege toplam kaç toplamış? Lale 15, Ege de 5 toplamış. 15, 5 tane eder evladım. 20. Nail'in Lale'den kaç tane fazla pulu var? Nail'in 20 var. Lale'nin 15 var. 20, 15'ten 5 fazladır. 5 tane fazla pulu vardır diyebilirim. Devam edelim 148'den. Aşağıda bir kırtasiyede bir günde satılan kalem çeşitlerini gösteren nesne grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. Kırtasiyede satılan kalem çeşitleri var. Tükenmez kalem, kurşun kalem, dolma kalem, boya kalemi. Her nesne bir kalemi gösteriyormuş. Burada lütfen çok dikkat edeceğiz ki bu tip grafiklerde her nesne kaç tane neyi gösteriyorsa, her grafik kaç nesneyi gösteriyorsa çok dikkat etmem lazım. Bir tane mi, iki tane mi, ona göre çünkü soruları cevaplayıp toplayacağım. En fazla kalem hangisi satılmış? En fazla kurşun kalem. En az hangisi satılmış? Boya kalemi. Hangi kalemler aynı sayıda satılmış? Tükenmez kalem ve dolma kalem. Boya kalemi kaç tane satılmış çocuklar? 5. Pardon, 4 tane. Kurşun kalem, boya kaleminden kaç tane fazla satılmış? Kurşun kalem 9, boya kalemi 4, 5 tane fazla satılmış. Toplam kaç tane kalem satılmış? Hepsini toplayalım. 6, 6 burada var, değil mi? 4 burada, 10, 16 ve hepsini toplarsam da çocuklar kaç etti? 25 eder. Yan tarafa bakalım. Bir pastanede satılan içeceklere ait şekil grafikleri verilmiş. Çay, kahve, su ve meyve suyu. Her yıldız içeceği göstermiş. Bakın çay 3 ise 3, 6, 9, 12, 15, 15 kahve 6, su 12, su 15, meyve suyu nedir? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Şimdi çözelim. En fazla meyve suyu satılmıştır. En fazla. Doğru mu? Doğru. En az kahve satılmıştır. Evet, bu da doğru. Çay ile su aynı oranda satılmış. Kesinlikle doğru. Su 20 tane satılmıştır. Ne dedik? 3, 6, 9, 12, 15. Hayır, yanlış. Devam edelim. Kahve 6 tane mi satılmış? Evet, doğru. Çay 15 tane satılmış. Sayıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15. Evet, doğru. Kontrolünü yapmanızda fayda var. Acele etmeyin. Çay ile kahve toplam 28 tane satılmış. Çay neydi çocuklar? 3, 6, 9, 12, 15'ti. Kahvede 6 taneydi. Doğru mu? Hayır. Yanlış. Evet çocuklar, şimdi sayfa 149'a bakalım. Buradaki konu değerlendirme testini çözelim hep birlikte. Bakalım ne diyor.
Bir sınıftaki öğrencilerin 12 tanesi sonbahar, 8 tanesi kış, 4 tanesi ilkbahar ve 16 tanesi yaz mevsimini sevmektedir. Bu verilere ait şekil grafiği aşağıdakilerden hangisi? Ve her şekil 4 öğrenci gösteriyor çocuklar. Burada bir bana söylediğin şekilde C şıkkında var. Bakın C şıkkına. Sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz diyor. Diyor ki 12 tanesi sonbahar. Bakın C'de 12 tanesi sonbahar. Kış 8 tanesi ilkbahar, 4 tanesi ve 16 da yaz mevsimi var. O halde çocuklar benim birinci sorumun cevabı C olmalı. İkinci soruya bakalım. Meyve miktarları verilmiş. Üzüm, elma, portakal, çilek. Her nesne 10 meyveyi göstermektedir. Her nesne 10 meyveyi gösteriyorsa nedir? Üzüm, elma, portakal, çilek. Üzümden 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 tane üzüm, 20 tane elma, portakal 40, çilek 30 tanedir. En çok satılan meyve hangisi çocuklar? Tabii ki de üzüm. Şeker, portakal paketli sayısı ve şeker çeşitleri var. Her nesne 4 şekeri göstermektedir. Yukarıdaki grafikte bir bakkaldaki şeker çeşitleri ve satılan şeker paketi verilmiştir. Bu grafiğe göre bakkalda toplam kaç paket şeker satılmıştır bakkalda? Her nesne 4 şekeri gösteriyorsa nane 12, limon nedir? 4, 8, 12, 16, 20, 24. Sütlü de 16 tane çocuklar. Ben bunların hepsini topladığımda 52 eder. Sayfa 150'ye bakalım. Her nesne 5 lirayı göstermektedir. Akın, Işıl ve Ebru'nun kumbaralarında biriktirdikleri paraları gösteren nesne grafiği yukarıda verilmiştir. Akın, Işıl'dan kaç lira fazladır diyor. Akın'a bakalım. Her 5, 10, 15, 20, 25, 30 akının 30. Akının 30. Işıl'ın da 10. 30, 10'dan kaç fazla çocuklar? Tabii ki de 20 fazladır. 30 ile 10 arasındaki fark 20'dir. Her şekil 3 öğrenci göstermektedir. Yukarıda bir sınıftaki öğrencilerin en sevdikleri renkler ile ilgili grafik verilmiş. Grafiğe göre en az sayıda öğrencinin sevdiği renk aşağıdakilerden hangisi? Her şekil 3 öğrenci gösteriyor çocuklar ama buradan da gördüğü gibi en az sevilen, en az olduğu gibi mor. Evet, son testteki son sorun. Bilye sayılarım var, renklerim var, mavi, yeşil ve sarı. Her şekil 5 bilyeyi göstermekteyse çocuklar. Bakın, o zaman sarı nedir? 10, yeşil 30, yeşil 15, 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25 de nedir? Mavidir. Mavi bilyelerin sayısı sarı bilyelerden kaç fazladır? Mavi 25, sarı 10 ise 25, 10'dan 15 fazladır diyorum çocuklar. 6. sorumun cevabı da C'dir. Şimdi ben bu şekillerle ilgili de bir konu değerlendirme testi çözmüş oldum. Burada ünite değerlendirme testim var benim. Sayfa 151 ve 152'de. Sayfa 151 ve 152'de sizin için ödev vermek istiyorum. Burada hem problemler var, hem kesir çalışmaları var, hem dakika saat